Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Yunanistan'da ve Yunan mevkidaşıyla ortak basın açıklaması yapıyor. Dinliyoruz. Bir epignosi. Των διαφορετικών και σε αρκετά ιδιαίτερα σοβαρά θέματα. Tabii ki birçok konuda fikir ayrılıklarımız, pozisyon farklılıklarımız var Yunanistan ve Türkiye olarak. Bugünkü görüşmemizin amacı bir ilk anlaşma sürecini başlatmaktı ve eğer bu mümkün olabilirse daha sonra da aşamalı olarak zaman içerisinde bir normalleşmeye yönünde ilerlemek. Bu çerçevede belirli bir program listesi üzerinde, ekonomik işbirliği program listesi üzerinde anlaşma sağlandı. Yine aşı sertifikası, COVID-19 aşı sertifikalarının karşılıklı olarak tanınması konusunda anlaşmaya vardık. Her iki ülke vatandaşları da aşı olmuş vatandaşlar ya da test sonuçları negatif olan vatandaşlar karşılıklı olarak iki ülkeyi de ziyaret edebilecekler. Bu durumda iki ülke arasındaki turizm faaliyetlerini ivme kazandıracaktır. Bugünkü görüşmemiz bir fırsattı aynı zamanda. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO zirvesi çerçevesinde bir görüşme yapmalarını kararlaştırmak açısından da bir fırsat teşkil etti. Sevgili dostum Mevlüt, müsaadenle sana bir kere daha Atina'ya hoş geldin demek istiyorum. Yine bu vesileyle seni tebrik etmek istiyorum. Anadolu Efes. Yine Anadolu Efes'in dünkü başarısı nedeniyle seni tebrik etmek istiyorum. Şampiyonlar Basketbol Euroleague'deki başarısı nedeniyle tebrik etmek istiyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Sevgili dostum Nico Dendias. Ben de sözlerime Anadolu Efes'i tebrik ederek başlamak istiyorum. Dün akşam çok heyecanlı bir final vardı. Ve bu finali izleyebilmem için akşam yemeğini de biraz hızlandırdın. Onun için de çok teşekkür ediyorum. Umarım gelecek sene Türk ve Yunanistan takımları playoff'ta karşılaşırlar. İki takım bu sene sizden, iki takım bizden Avrupa Lig'de, Euro Lig'de oynamıştı. Ama gerçekten Anadolu Efes'in başarısı muhteşem. Beş yıl aradan sonra Yunanistan'da tekrar bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Dostum Niko'ya davet için ve bize ve heyetimize gösterilen ilgi ve misafirperverlik için huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Bugün Sayın Başbakan Mitsotakis, Niko Dendias ve heyetlerimizle yaptığımız görüşmelerde ilişkilerimizi kapsamlı bir şekilde ele alma imkanımız oldu. Elbette bölgesel konuları da birlikte değerlendirdik, istişare ettik. Ankara'daki görüşmemizde ekonomik ve ticari konularda pozitif gündem oluşturulmasına karar vermiştik. Bu alanda istişareler yardımcılarımız tarafından Kavala'da yapıldı. Kendilerine de huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Artık somut projeler üzerinde eylem ve işbirliği odaklı çalışmaya başladık. 25 maddede ilki olarak görüş birliğine vardık. Ulaştırmadan enerjiye, turizmden çevre, ticaret ve geniş yelpazede birçok işbirliği alanında ilgili kurumlarımız bundan sonraki süreçte bir araya gelecek. İmzalanacak mutabakat zabıtları ve tesis edilecek mekanizmalar aracılığıyla somut işbirliği projelerini hayata geçirme konusunda mutabık kaldık. Ve bu konularda Türkiye olarak gerekli iradeye sahip olduğumuzu söylemek isterim. Yunanistan'da da aynı iradeyi görmekten mutluluk duydum. Böyle gidersek bu konularda hızlı adımlar atabiliriz ve çok hızlı mesafe kat edebiliriz. Niko Dendias'ın da söylediği gibi bugün COVID-19 aşılarının karşılıklı tanınması kararını aldık. Bu konuda Yunanistan'da Türkiye hem Yunanistan farklı ülkelerle anlaşmaya ya da mutabakata varmıştı. Biz de daha önce
yine AB üyesi olan Macaristan ve Bulgaristan'la, ayrıca Sırbistan'la karşılıklı anlaşmaya varmıştık. Ben inanıyorum ki bugün vardığımız bu mutabakat karşılıklı olarak turizm sektörümüze olumlu etki yapacaktır. Ve bu olumlu adımları önümüzdeki süreçte özellikle turizm işbirliği konusunda arttırmak istiyoruz. Siyasi ve askeri diyalogumuz tüm kanallarda ilerliyor. Bundan önce istişari görüşmelerin 62.sini ve ayrıca bakanlıklar arasında siyasi istişareleri burada Atina'da yapmıştık. 63. istişari görüşmeler Türkiye'de yapılacak ve en kısa zamanda Yunanistan tarafına tarih önerilerinde bulunacağız. Geçen haftada askeri makamlarımız arasındaki güven arttırıcı önlemler süreci 4. toplantısı video konferans yoluyla yapıldı. Ve önümüzdeki süreçte yapılacak toplantı, fiziki toplantı için yine Yunanistan'dan heyeti ülkemize bekliyoruz. Nikodendias'ın da söylediği gibi liderlerimizin NATO zirvesi marjında bir araya gelmesi öngörülüyor. Bu konuda birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Yine Niko'nun söylediği gibi uzun süredir çözüm bekleyen meselelerimiz var, görüş ayrılıklarımız da var. Bunları iyi komşuluk, uluslararası hukuk ve karşılıklı hak ve çıkarlara saygı temelinde çözülmesini istiyoruz tüm bu sorunların ve görüş ayrılıklarının. Ve bunun için de diyalogumuzun kesintisiz sürmesi gerekiyor. Bu konuda da her iki tarafta da irade vardır. Bugün bir kez daha teyit ettik. Biz Türkiye olarak Yunanistan'la ön koşulsuz ve ilişkilerimizi her alanda geliştirmek için bundan sonra görüşmeye hazırız, diyaloğa hazırız ve bu konuda Nikodendias'la beraber birlikte çalışmaya devam etme konusunda da hemfikiriz. Ben tekrar hem davet için hem de misafirperverlik için çok teşekkür ediyorum. En kısa zamanda Türkiye'de başka platformlarda görüşeceğiz ama Türkiye'de ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyacağım. Antalya Diplomasi Forumu'na başka bir programdan dolayı katılamıyorsun. Yardımcınız geliyor. Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Zirvesi toplantısına da. Ama en kısa zamanda Türkiye'de ağırlamaktan mutluluk duyacağım. Teşekkür ediyorum. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Yunanistan'da Atina'da mevkidaşıyla bir açıklama yaptı ve salgın sürecinin en çok olumsuz etkilediği sektörlerden biri turizmdi. Turizm konusunda önemli bir anlaşmaya, uzlaşmaya varıldı ve turizm anlaşması yapıldı. İki doz aşı olanlar ve PCR testi negatif çıkanlar her iki ülkeye seyahat gerçekleştirebilecek. Turizm anlamında bu önemli gelişmeyi de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu aktarmış oldu. Biz de canlı olarak paylaştık.